Hani harabeleri bizim için çok önemli. Ben size anlatmak istediğim olay biraz mistik yönünü ön plana çıkararak dünya kamuoyunda daha iyi bir şekilde anıyı anlatabiliriz. Yani Kars pilotosu, Kafkaslardan gelen Oğuz, Proto Oğuzların gelişleri bu bölge üzerinden oldu. Anadolu'ya girişleri de bu bölge üzerinden oldu. Bu bölgede Urartu, Huriler, Persler, Bizanslılar, Osmanlılar, Selçuklular, Gürcistan'dan gelen akınlar yoluyla da çeşitli kültürlerin bileşkesini doğurdu bu bölge. Kars üzerindeki ana harabeleri çok kültürlülüğün, çok dinlerin de bir simgesi oldu ayrıca. Nedir bu? Girişte sol tarafta gördüğümüz Ateşkele Tapınağı. Hemen ileride katedral dediğimiz bir olgu. Onun hemen yanında Manuçehir Camisi ve Muammeren Camisi yıkık şekilde duran. İşte size dinlerin kardeşliği burada simgelenmektedir. Biz hep Anadolu'ya ilk girişin 1071 Malazgirt'ten olduğunu biliriz. Fakat asıl Anadolu'ya giriş yine Alparslan tarafından 1064 yılında bu bölgenin Bizanslar tarafından onların elinden Alparsların alması neticesinde olmuştur. Ama daha da önce Anadolu'nun Oğuzlar tarafından manevi fethi, Ebulhas Arakani'den de önce bu bölgeye Proto Oğuzlarının hayvan sırtında hayvanların ota gelişleri nedeniyle süreklilik arz etmekteydi. Öyle bir akındı ki bu geriye dönüşü olmayan yeşile ota gelen hayvanlar üzerinde Anadolu uzun yıllar, asırlar boyu adeta Oğuzlar tarafından, Proto Oğuzlar ve geçmiş kültürler tarafından fethedilmiştir. Anadolu'yu anlatabilmek, anının giriş kapısı olan Kars bölgesinden, Kars pilotosundan anlatmak bizim için çok çok daha önemlidir. Anadolu'yu anlayabilmek için Kars pilotosundan geçen bu akınların, bu kültürlerin bu bölgeye katmış olduğu multi kültürler yapı, yani çok kültürlü yapı bizim için çok önemlidir. Buram buram görmekte olduğumuz bu binalarda Gürcü, Selçuklu, Bizans, Ermeni, birçok medeniyetin katmer katmer olduğu bir bölge burası. Bu bölgeyi maalesef biz turizme açma açısından yeterli derecede aktif hale getirememişiz. Bu bölgedeki potansiyeli biz nasıl bir Yunanlar kendi çok kültürlü dinleri vasıtasıyla kendi mimari yapılarını anlatabiliyorlarsa Apollon Tapınağı'nda olduğu gibi, biz de bu bölgedeki mistik binbir gece masallarıyla ana harabelerindeki o mistik dokuyu ön plana çıkararak da anlatabiliriz. Nedir bunlar? Yerin 7 kat altındaki kütüphanelerden bahsedilmektedir. Mistik olarak, efsanevi olarak bu bölgede bulunan tüm coğrafyadaki yapı içerisinde bu kütüphanenin ortaya çıkarılması tabii ki gerçek olmayan efsanevi bir durumdur. Ama böyle mistik olgularla, binbir gece masallarıyla gelip ana harabelerini anlatabilirsek, Kars pilotosunu anlatabilirsek çok daha iyi şeyler yapmış olabiliriz. Kamuoyunu çok daha ileri boyutlarda da, dünya kamuoyuna da bunları anlatabiliriz. Bizim tek eksikliğimiz bu bölgenin coğrafi yapısından, çok kültürlü yapısından çekinmemizden kaynaklanmaktadır. Her kültürü aktif şekilde anlatabilirsek, o kültürlerin bileşkesi zaten Kars platosunda, ana harabelerinin binalarında, yapılarında görülmektedir. Biz bunu ön plana çıkararak çok kültürlü yapının bize neler kazandırdığını, bu zenginliğin bize neler getirdiğini anlatabilirsek, uluslararası boyutta ana harabelerini çok daha iyi bir şekilde anlatabilme imkanını bulacağız.